hocama dedim yani acaba dedim buralardan denize nazır bir yerden. Arkadaşlar evet. Ben denizi tercih ederim. Deniz manzarası daha insana bir canlılık veriyor. Yeni filmler falan çektik. Evet şöyle şey var diye. Evet. Yeni bir film yaptırdık biz. Evet. Gölköy'deki Ulugöl'e. Onu da şimdi şey yapacağız. Bir ağaç yere düşmüş. 12 tane ağaç çıkıyor şey. Çok güzel. Kayak pisti. Onu öyle mi? Kayak. Evet, evet. Kayak. Var mı? Tabii Türkiye'nin abi, denize en yakın şeyi. Deniz havalimanına en yakın kayak merkezi oldu. Evet. Çok güzel. Şimdi kar şu anda ne kadar açık? Şu anda kar altında çalışıyor arkadaşlar gece gündüz. 3 vardiya çalıştırıyor. Kar var şu an. Kar var. Evet. Şimdi bu sezonun başında mümkün olduğu kadar şey yaptık. Takvime uygun tarıma ağırlık verdi. Tarım ve peşinden şimdi turizm. 3 aylık bir şehir burası. Haziran, Temmuz, Ağustos. O da yarısı yağmurlu geçiyor. Millet gelen gidiyor. Şimdi 12 aya yayıp daha çok şömin şeyle sıcak otelde yani kış turizmini 12 aya 4 mevsime çekmemiz lazım. Onun çalışmalarını yaptık. Aşağı yukarı bir 10 kadar proje tek tek tetiğe basacağız. Hepsi namluya sürdük şu an. Birinci geliriz. Yani mantarda mantar nerede? Doğadaki yok, mantar mı şey mi? Ben şimdi doğada. Şey yaptırdım. Yok doğada değil. Biz şimdi atıklardan elde ediyoruz. Mesela çay atıklarını sıkıyorsun. Hı. Çay atıklarından bir patlama yaptırdım ben. Çünkü onu bilmiyorlardı. Topladık. Aşağı yukarı 3 milyon lira geliri var şu anda mantardan. Onu altıya çıkaracağız şimdi. Hı. Yani 60 kadar üreticiyi bir o kadara çıkarıyoruz. Her taraf dağ taş mantar. El arabalarında satıyor. Dükkan açtık. 4 tane şirket kurduk. Şu anda o dükkanlar şu anda yerel ürünler satıyorlar. Yardım etmek istiyor. Ben diyor almam diyor. Benim var diyor. Her şeyim var diyor. Ordu daha da güzel hizmetler alacak inşallah. Ben kendisine başarılar diliyorum. İl başkanımızla, milletvekilimizle, diğer milletvekili arkadaşlarımızla Ordu'ya hizmete devam edecekler. Ordu daha önce de geldiğim bir il. Hakikaten her geldiğimde doğal güzelliğine, denizine, yeşiline ve güzel manzaralarına hayran olduğum bir yer. Hakikaten son yıllarda özellikle de turizm olarak da havaalanının bugün bu havaalanının inşaat halindeyken daha önce geldiğimizde yukarıdan o inşaat halini görmüştük. Bu sefer Allah nasip etti. Oraya inmek nasip oldu. Gerçekten çok güzel bir havalimanı olmuş. Dolayısıyla hem Ankara'ya hem Türkiye'nin başka yerlerine İstanbul ve yurt dışına havalimanında bize orada bilgiler de verdiler. Yurt dışından direkt uçuşlar olduğunu da yaz aylarında söylediler. Bu da aslında hakikaten Ordu'ya olan ilgiyi artırması bakımından önemli. Gerçekten turizm cenneti olabilecek bir ilimiz. Tabii büyük şehir olması da ayrıca Ordu için bir şans oldu. Gelen hizmetleri de daha fazla artırdı. İnşallah sizler de tecrübenizde çok güzel hizmetler yapacaksınız. Üniversitemiz zaten ayrıca ilimize, ordumuza ayrı bir katkı sağlıyor. Ben sizlere başarılar diliyorum. Hakikaten bugün burada da olmaktan da bir kez daha mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii sadece ancak günübirlik ziyaret olduğu için şehri görme imkanımız evet. olacak ama aslında biraz önce seyrettirmiş olduğunuz filmi izledik. Çok daha güzel doğal güzellikleri var. İnşallah geniş bir vakitte aynen sizin de dediğiniz gibi belki çoluk çocuk ailesi de gelip ziyaret etmeyi şeref verirsiniz. Temenni eder inşallah. Ben i̇nşallah. Sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Odamıza koyarız. Estağfurullah. Bir şey olur.